Evet yani UEFA'nın buradaki durumu çok net. Kendi organizasyonlarını ön planda tutuyor. Federasyonlarına ister bitir ister bitirme. İster şampiyonluğu ilan et ister etme ama bana takım gönder. Gerisi sana kalmış diyor. Ama işte Ama Türkiye gibi ülkeler bu işin içinden meclis kararıyla bile güzel bir tabir çıkamaz. Şu ve de andaki şöyle söyleyeyim. spor şeyi buna müsait değil. Ya şunu Olgunluğu düşün. diyelim. Tamam yani kötü senaryoyu da düşünmek gerekiyor. Hep iyi senaryo. İyi senaryo güzel. Haziran'da herkes oynar biter gider. Olmadı. UEFA da işini Uzarsa. yapamadı. Avrupa da olmadı. Hayır, Yani işte koronavirüsün ilacı bulunamadı. Tedavisi, aşısı henüz bulunamadı. Hatta ikinci dalgadan bahsediliyor. Yani Ekim-Kasım gibi yeni bir mutasyona uğramış bir ikinci dalga söz konusu olabilir deniyor. Bu telaffuz ediliyor. Yani böyle bir durumda tekrardan hayatın ara verilmesi gerekiyor hayata. Yani böyle bir zorunluluk da ortaya doğru, çıkabilir. Yani doğru. bir Yani bilinmezlik çok var. çok acayip bir durum ve içinden yani aslında şu anda böyle bir noktada yetkili olmak istemem. Böyle dışarıdan gazel hariçten gazel okumak çok daha rahat oluyor. Çünkü onların da tabii ki yönetmesi gereken bir ekonomi var bir Tabii. yandan da. Hukuksal boyutu var. Mesela oraya da istiyorsan yavaş yavaş girelim. Şimdi Arsenal mesela %12,5'luk bir indirim konusunda oyuncularla anlaştı ama Mesut Özil buna itiraz etti. Menajeri kanalıyla, Türk menajeri açıklama yaptı. Bütün programlar belli, gelir giderler belli ve bunun kulübe yansıması 6 ay sonra olacak. Niye benden şimdi indirim istiyorlar? Bu gerçekçi değil. Ben bu yüzden kabul etmiyorum. Noktasında buluştu. Bunun gibi düşen çok sayıda futbolcu var. Ama Kabul edenler işte de var ama doğru. itiraz eden de Barcelona var. mesela bunu çok kolay yaptı. Çünkü Messi tamam ben kabul ediyorum dedi. Messi kabul edince diğerleri Tabii. kaldılar. Hani en çok alan, en çok kazanan kabul ettiğine göre diğerleri de mecbur kaldılar bir anlamda. Ya çok baskın bir karakter tabii. Yani futbolda hiyerarşik mekanizmalar vardır takımlarda. Sen de çok iyi biliyorsun. Doğru. Bu tür karizmatik liderler dışarıda öyle algılanmasa bile saha içinde performansıyla takım üzerinde hoca üstü bir pozisyon neredeyse ya da hocaya eş bir pozisyonda olan bir futbolcu bu kararı alınca takım ona uyuyor. Güçlü bir figür devreye girdiğinde ikna ediyor ya da insanlar onu Ama işte takip ediyor. Arsenal'de öyle bir figür yok zaten. Zaten O olsaydı varsa bile o Mesut'un kendisiydi. O da ha. bireysel hareket etti. Yani bu işler kolay işler değil tekrar söyleyeyim. Yani demin söyledim ya o yetkili pozisyonda olmak çok zor. Bu kulüp başkanı da olabilir, kulüp yöneticisi de olabilir. İşte UEFA türü üst düzey kurumların yöneticileri de olur. Çünkü belirsizlik üzerinde, belirsiz bir dönemle ilgili olarak bu kararları veriyorsunuz. Yani verdiğiniz kararın doğru şekilde sonuçlanacağına dair bir fikir yok. Net bir durum yok. Hadi bugün kabul ettiler. Ya bu iş 3 ay daha sürerse, 5 ay daha sürerse, 8 ay daha sürerse ne olacak? Bu açıkçası şey gibi bir durum değil. Yani futbolcular home office Tabii. Ya Dünya Sağlık Örgütü bir sene ara verin futbola diye bir öneride bulundu. Mesela futbol bunu tolere edebilecek bir mekanizma değil. Endüstriyel değil. futbol bunu karşılayamaz. Bir sene Mümkün bekleyemez, değil. duramaz. Hatırlarsın Einstein'ın meşhur lafı var ya 3. Dünya Savaşı'nı bilmem ama 4.sü çelik çomakla olacak diye. Evet, kılıç Biraz kalkanla. sanki bu 3. Dünya Savaşı şu anda yaşadığımız. Evet. Hani Ne şeye olduğunu girmiyorum. bilmiyoruz Komplo aslında. teorilerine Yani girmiyorum. tabii, yani hastalık 3. boyutunu Dünya biliyoruz Savaşı. ama Hani virüsle savaş diyelim. Hani evet, virüs savaşı. 3. Dünya Savaşı. Bundan sonra belki de çok farklı. Yani şimdi sen de biliyorsun. Sen de çok okuyan ve takip eden birisi. Hani yeniden sosyal devlet kavramı falan. Hani bütün bu kapitalizmin en yoğun Tabii. olduğu ülkelerde de yeniden sosyal devlet kavramı fazlasıyla konuşulmaya başladı. Çok farklı noktalara gitmeye başladı. İşin futbol kısmında da acaba bu uçan miktarlar, işte o Neymar'a verilenler, Pogba'ya verilenler, onlar bunlar. Acaba onlarda bir yere basma durumu olacak mı? Onu mu getiriyor? Belki de bambaşka bir dünyaya doğru ilerliyoruz futbol anlamında da. Ya şimdi bundan çok kısa bir süre önce artık devletler sınırlar kalkıyor, devletler etkinliğini kaybediyor, şirketler devlet üstü yapılara dönüşüyor derken bugün biraz önce senin bahsettiğin tekrar ana noktaya geldik. Sosyal devlet. Yani
devlet insan için var ve insana yardımcı olacak ana unsur devlettir. Devlete sahip çıkmak gerek. Yani bu aslında 3. Dünya Savaşı, belki şirketlerle devletlerin savaşı şu anda yaşananlar ve devletler şu anda kendi sözlerini geçirdiği için öne geçmiş durumda görünüyorlar. Bill Gates'in bir şeyi vardı TED konuşmasında. Öngörmüştü böyle bir salgını ve bunun dünyaya maliyeti 3 trilyon dolar olacak demişti. Oraya doğru gidiyor yani, tespitleri hemen hemen nokta atış şeklindeydi. Bu kadar büyük bir para dünya ekonomisinden çekiliyor. Yani bu sosyal devleti tekrardan ön plana çıkaracak. Çünkü başka bir dünyaya doğru geliyor. Bildiğimiz işler, meslekler yok oluyor. Ya, tabii şöyle bir şey var. Yani insanlar tamamen aç kalmaz, çaresiz olmaz. Çünkü robot teknolojisi devreye girdi. İnsanların belki de bu kadar çalışmaya artık ihtiyacı yok. Yani endüstriyel devrimin başlattığı, buharlı devrim ve sanayi devrimi işte İngiltere'de başlayan süreçte insan iş gücüne de makineyle beraber ihtiyaç vardı. Ve haftanın 6 günü, 5 günü, 7 günü neyse ve günde 8 saat de değil 10, 12, 15 saat çalışıyordu insanlar. Şimdi bu tür çalışma performans isteyen meslek belki de kalmayacak. Yani bu ya Bülent, robotlarla beraber hayat kolaylaşacak. Bülent, uzun süredir spor servislerinde çalışmıyoruz. Ondan dolayı aslında 15 saat çalışmanın ne olduğunu hatırlarsın herhalde. Ya sorma, ben çocukların büyüdüğünü hatırlamıyorum mesela. 15 saat biz oralardan geldik. Ya şimdi yani, ama çok daha başka evde çalışılıyor. Mesela aynı gazeteler evde çıkartılıyor. Ya da biz burada mesela kendi özel futbol işte, medya üzerinden futbol, yapıyoruz. Futbolcular, basketbolcular, sporcular evlerin home office maç yapamazlar. Belki ya bir, e-sporun yükselişi de böyle olacak. O da olabilir. Feyyaz Uçar'ın geçen ay bir röportajı vardı. Diyordu ki PlayStation tarzı oyunlar ana futbolun yerini alacak. İnsanlar artık onu izlemeyecek, kendi oynayacak diyordu. Yani bu da bir seçenek. Belki de bundan 20 sene sonra bu statlarda bu oyunlar oynanmayacak. Ya da insanlar sadece kendi keyifleri için oynayacaklar. Bütün ihtiyaç PlayStation turnuvalarından ya da bu tür organizasyonlardan yapılacak. Yani neye doğru gittiğimizi tam öngöremiyoruz. Çok hızlı bir değişim sürecindeyiz. O yüzden de bazı şeyleri tahmin etmek çok kolay değil. Yani değişim süreçleri çok farklı noktalara doğru gidebiliyor. Ama bugüne dönersek, yani mevcut sistemin değişmesi bir jenerasyon, iki jenerasyondan önce kolay bir şey değildir. Devrimler gibi değil çünkü. Bunlar bir zamana yayılacak değişim hamleleri. En az bir 20-30 sene daha bu gerçeklikle yaşayacağız. Ama işte korona biraz hızlandırıyor bazı şeyleri. Yani şey bile, yani bugün Avrupa'da artık yani en basitinden 20 saniye boyunca el yıkamak sabunla belki de Avrupa'daki çocukları beyinlerine kazındı. Yani bundan sonra belki o çocuklar büyüdüklerinde de buna devam edecekler. Ha, bu kötü bir şey değil kazınması anlamında, ama hani bu bile bir hayat değişikliği. Belki temizlik delisi olacak insan sayısı 20 yıl içinde. Bu çocuklar bunları bilinçaltına da atıp devam edecekler. Mesela o bile o hale gelebilir yani. Çok farklı sonuçlar doğurabilir bu. Evet evet. Ya aslında bir sentez. Sabunu Galyalılar Fransa'da bulmuş. El yıkamada daha çok Türkler ve İslam kültüründen, yani çok yoğun yapılan bir eylemdir. İkisi buluştu. Sağlık iksirine dönüştü. Bakalım bu devam eder diye düşünüyorum. Mustafa Cengiz'in, Galatasaray Başkanı'nın bir açıklaması var. Seyircisiz oynanması nedeniyle kalan maçlarda biz 105 milyon lira zarar öngördük ve futbolculardan talep ediyoruz diyor. Şimdi çok ciddi şey var. Tabii gelirler kısaldı. Stat gelirleri yok, hasılat yok. Hatta FIFA'nın uyarısı var. Kombine satışlar önümüzdeki sezon için. Bir topa basın diyor. Gelir haneleri çok daraldı. Yayıncı kuruluşlar paraları vermiyor. Bazı yerlerde yayın anlaşmaları iptal ediliyor. Ürün satışları olmuyor. Bunun üzerine bir de sponsorlar sponsorluklarını geri çekiyorlar. Çünkü şirketler çok zor durumdalar. Yani bu 2-3 aya yayılacak olan koronavirüsünün yol açtığı hayat durması birçok şirketi batıracak ya da küçülmeye yöneltecek. Bundan en fazla etkilenen sektörde eğlence, ben eğlence sektörü olarak kabul ediyorum, spor. Doğru. Şimdi Galatasaray bunu talep ediyor. Oyuncular, Falcao mesela çok maliyetli bir futbolcu. Feghouli öyle, Belhanda öyle. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta da maliyetli oyuncular var. Ve amatöre de
Mesela Abdurrahim Albayrak amatör şubeleri ara vermeliyiz, durdurmalıyız faaliyetleri dedi. Bu kulüp içinden de reaksiyon aldı. Şimdi Beşiktaş destek verdi. Beşiktaş Erdal Torunoğulları. Abdurrahim Albayrak bu konuda haklı. Amatör şubeler kulüpleri engelliyor dedi ama Türkiye'deki kulüp yapıları Avrupa'daki futbol kulüplerinden farklı. Kucaklayıcı birçok branşta. Eskiden yani en az 5 şey branştı biliyorsun. Yani Real o çok Madrid, zor bir şey. Yani evet, nasıl olacak Real amatör Madrid, branşlar? Real Madrid, Barcelona gibi kulüpler, Bayern Münih gibi kulüpler bizimkilere benziyor. Onlar zaten bizimkiler gibi dernek kulüpleri ve onların da yani Barcelona'nın, Real Madrid'in, Bayern Münih'in çok değişik spor dallarında çok başarılı takımları var. Onlar için de geçerli ama burada belki panik yapmadan bazı şeyleri gözden geçirmek gerekiyor. Öncelikle hasarın tam olarak ne olacağını görmek için süreci tamamlamak gerekiyor. Yani bugünden onu kapattım, bunu kapattım, bunu bilmem ne yaptım değil. Yavaş yavaş hasarı net bir şekilde görmek, anlamak gerekiyor. Yani bir ay sonra bu iş biter ve yeniden başlarsa başka bir şeyden konuşuruz. Daha belki tolere edilebilir. Belki işte birkaç ya bu senelik maaşların düşürülmesiyle sorunlar halledilebilir. Sadece bizim için söylemiyorum. Avrupa'daki bütün yapılar için, sportif yapılar için söylüyorum. Ama bu 5 ay daha sürerse bambaşka bir noktaya geliriz. Yani o zaman bambaşka, belki de gerçekten şu anda kulüplerin çok doğru ekonomistlerle de çalışması, ekonomi uzmanlarıyla da, belki strateji uzmanlarıyla da çalışmaları gerekiyor. Yani önlerini daha ne? Çünkü basit bakkal defteriyle yönetilen yapılardan bahsetmiyoruz, kurumlardan bahsetmiyoruz. Çok büyük meblağlardan bahsetmiyoruz. Şirket aslında, de, holding büyüklüğünde. Yani küçük, orta şirket. Ekonomistlerin bu işe hani ülkemizde de gayet bu işte başarılı olmuş, işin sportif yanını da bilen spor ekonomistlerimiz de var. Gayet ve de değişik kulüplerin üyeleri olan diyelim, o üyeleri ya da taraftarları olan, kimi de yöneticilik de yapmış insanlar var. Bunlarla birlikte çalışıp belki strateji uzmanlarıyla da önümüzdeki dönem nereye gidebilir bu işe kadar çalışmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi sonu da net belli değil. Yani belki kısa, orta, uzun vadede bu iş bitere göre planlar yapmak gerekiyor. Yani çünkü çok basit değil. Yani çünkü oturduğunuzda birbirinize bakarsınız yani. Hani iki yönetici ne yapacağız? Ah, mahvolduk. Yani mahvolduk ama yani bütün dünya mahvoldu aynı anda. Yani bu sadece Türkiye'de olan, sadece Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de olan bir şey değil. Yani bugün dünyanın her noktasında bu sorunla karşı karşıya herkes. NBA, Formula 1, yani bunlar çok büyük, yani inanılmaz paraların döndüğü yapılardan bahsediyoruz. Bunlar bir şekilde bu işin altından kalkacaklar. Küçülürler mi, nasıl yaparlar? Onları da çok dikkatli incelemek, belki spor yöneticilerimizin o insanlarla görüşmesi gerekiyor. Yani belki ya ben birçoğunun kulüplerimizde hem yöneticilik yapan hem geçmişte yapmış birçok kişinin bu tip kurumların tepesindeki insanlarla birebir ilişkili olduğunu biliyorum. Bu insanlara ulaşabilecek, yani siz ne yapıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz, neler yapılabilir, neler öngörüyorsunuzu çok çok net bir şekilde halletmek lazım. Yoksa Abdurrahim Bey kötü niyetli olmayabilir ama bu açıklama çok sağlıklı bir açıklama değil. Kapatırız. Kapatmamız. Önemli olan şu. Bazılarını evet belki kısa süre dondurmak gerekebilir. Doğru. Ama bunu çok doğru bir şekilde yapmak lazım. Çünkü bir şeyi dondurduğunda, kapattığında, işler iyileştikten sonra yeniden açmak o kadar kolay bir şey değildir. Yani bir kere kapatmak ne demek? Kapattığın zaman bir şubeyi, bütün sporcu, teknik kadro, çalışan hepsini yolluyorsun demek. Alttan gelenin önünü kesiyorsun. Yetiştirmiyorsun çünkü. Bir yıl sonra her şey düzeldi. Ne yapacaksın? Bir de tekrar söyleyelim. Bizim üç büyükler dediğimiz kulüplerimizin çok önemli özelliği, Türkiye'de bütün o amatör spor, hani adı amatör artık, hani amatör değil ama bütün o amatör spor, sadece futbolun değil, o amatör spor dallarının da Türkiye'deki öncüleri olması. Tabii. Yani çok köklüler ve yani oradan onları çıkarmak yani nasıl olacak? Boksörler de oradan çıkmış, ilk
basketbolcularda, ilk voleybolcularda, ilk yüzücülerde, şucular, bucular hepsi. Evet. Yani. Şimdi mesela hokeyde, çim hokeyinde Galatasaray ilk olarak Galatasaray sesinde geliyor ve 1910'larda Türkiye'de çim hokeyi oynanıyor. Hatta ligin kurulma süreçleri yaşanıyor ama Galatasaray çim hokeyi şubesini kapattığında o şube bütün ülkede ölüyor. Yani böyle riskler de var. Biraz stratejik hareket etmek lazım. Sanıyorum bu tür noktalarda devlet de devreye girecektir. Çünkü zaten vergi aflarıyla, bunu amatör şubelerde kullanma şartıyla yaptığı vergi aflarıyla bu konuda destek oluyordu. Yeni bir B planı yapacaktır diyelim. Son bir cümleni alalım. Yavaş yavaş da noktayı koyalım. Son cümlen de klasik olsun. Herkesin son cümlesi olsun. Evde kalın.